Verilen ifade aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Selçukluların en büyük tarihi rolü Ön Asya'da ikinci bir Türk vatanını kurmak olmuştur. Arkadaşlar vatan kurmaktan bahsediliyor ve Anadolu topraklarına Türklerin girdiği savaş elbette Malazgirt arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız direkt olarak A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tuğrul Bey Dirce'nin doğusunda Tuğrul Bey şehri adıyla içinde bir saray, cami ve kışlaların bulunduğu yeni bir yerleşme yeri inşa ettirdi. Bağdat'ta bir yıldan fazla kalan Tuğrul Bey burada kendi adına para bastırıp hutbe okuttu. Aynı günlerde halifenin Çağrı Bey'in kızı Hatice Hatun ile evlenmesi üzerine Selçukluların İslam dünyası üzerindeki nüfuzu daha da arttı. Hemen öncülerimize bakalım arkadaşlar. Tuğrul Bey'in bağımsızlığını ilan etti. Burada bağımsızlık sembolleri olan Paradan ve hutbeden bahsedilmiş arkadaşlar. Kendi adına para bastırması ve hutbe okutması bağımsızlığını ilan ettiğinin kanıtıdır. Selçukların dini temelli bir devlet teşkilatı oluşturduğu, arkadaşlar zaten camiler inşa edilmiş, hutbeler okutulmuş ve arkadaşlar İslam dünyası üzerinde de nüfuzları artmış. Değil mi? Bu sebeple buna da ulaşabiliyoruz. İslam dünyasının siyasi liderliğinin, Selçuklulara geçti. Hayır arkadaşlar sadece nüfuzları artmış. Bu sebeplerle 1 ve 2 doğru cevap olacaktır. Yani C şıkkı doğru cevap olacaktır bizim için. Bu uygulama ile aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmak istendiği söylenemez. Selçuklular yeni fethedilen yerlere göçebe Türkmenleri yerleştirmiştir. Türkmenler kendilerine ikta olarak verilen topraklara yerleşmişler, topraktan elde ettikleri gelirlerle geçirmişler ve gerekli olduğunda da atlı asker olarak orduya katılmışlardır. Hemen bakalım arkadaşlar. Türkmenlere yeni yurtlar bulmak. Tabii ki arkadaşlar göçebe Türkmenler yerleştirilmiş zaten doğru. Devletin asker ihtiyacını karşılamak. Bakın gerektiğinde atlı asker olarak gelecekler. Doğru. Üretimde sürekliliği sağlamak. Arkadaşlar bu topraklara yerleştirmişlerse demek ki burada üretim de yapacaklar arkadaşlar. Zaten ikta olarak verilmiş topraklar. Doğru. Fethedilen bölgelerde egemenliği kalıcı hale getirmek. Elbette oraları Türkleştirmek istiyorlar arkadaşlar ki kalıcı olsunlar. Anadolu'daki Bizans baskısına son vermek. Burada arkadaşlar Bizans'la ilgili bir bilgi verilmiş mi bize? Verilmemiş. Bu sebeple doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre Gazneliler ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Gazenlerde sultan devlet işlerinde vezir veya diğer devlet görevlerine danışabilir fakat son kararı dilediği gibi kendisi verirdi. Hemen bakalım arkadaşlar. İstişareye açık bir devlet düzeninin benimsendi. İstişareye açık olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Danışmasından anlıyoruz arkadaşlar doğru. Sultanın mutlak otoriteyi temsil ettiği bakın ne olursa olsun son kararı dilediği gibi kendisi veriyormuş. Mutlak otorite hala onda arkadaşlar. Yargı bağımsızlığı ilkesinin benimsendiği burada arkadaşlar yargı ile alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Verilen bilgilere bakılarak Malazgirt Savaşı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Malazgirt Savaşı, Selçuklu merkez kuvvetlerinin hücumuyla başladı. Roman Diyojen üzerine gelen kuvvetleri ezip geçmek amacıyla bütün ordusuyla birlikte taarruz etti. Bu sırada Alparslan Turan taktiği gereği Bizans kuvvetlerinin pusu bölgesine gelmesini bekliyordu. Bizans ordusu beklenen yere geldiğinde Selçuklu ordusunun hücumuyla neye uğradığını şaşırdı. Ordusundaki Türk asıllı peçenekler ve uzların Selçuklu saflarına geçmesiyle de kurtuluş ümidini yitirdi. Şiddetli geçen muharebenin sonunda Bizans askerlerinin birçoğu hayatını kaybetti. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Selçuklu Devleti'nin Bizans'a saldırısıyla başlamıştır. Bakın zaten bunu ilk cümleden çıkarabiliyoruz. Alparslan'ın savaş stratejisi savaşın sonucunu belirlemiştir. Turan taktiği gereği arkadaşlar geride kalmış. Ardından da ordu neye uğradığını şaşırmış arkadaşlar. Doğru. Bizans'ın bölgedeki haklarından ve isteklerinden vazgeçmesine yol açmıştır. Hayır arkadaşlar sadece savaşı kaybediyor. Hala o bölgeyi isteyeceğinden emin olabiliriz aslında. Burada bize vazgeçtiğinden söz etmiyor. Peçenekler ve uzlar milli benlik duygusuyla hareket etmişlerdir. Evet arkadaşlar Türk asıllı oldukları için Türklerin tarafına geçiyorlar. Bizans'ın mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Elbette Bizans askerlerinin birçoğu hayatını kaybetmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Siyasetname adlı eserde yer alan bu ifadeler kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Nizamülmülk Siyasetname adlı eserinde şu ifadelere yer vermiştir. Hükümdar iktidarını Allah'a borçlu olduğunu unutmamalı ve halka iyilik yapıp adil olarak onun rızasını almaya çalışmalıdır. Bakın arkadaşlar bu kut anlayışıyla, kut inancıyla ilişkilendirilebilir. Hükümdar yollar açıp köprüler yaparak, köyler ve yeni şehirler kurarak halka iyilikler yapmalıdır. Ana yollar üzerine ribatlar, ilim isteyenler için medreseler yapılmasını emretmelidir. Bu da arkadaşlar sosyal devlet anlayışıdır. Hükümdar karar verirken vezirine, alimlere, tecrübeli kişilere danışmalıdır. Bu da arkadaşlar elbette istişare ve liyakat sistemiyle ilişkilendirilebilir. Bu sebeplerle 1, 2 ve 3 yani E şıkkı doğru cevap olacaktır. Bu amaçla aşağıdaki çalışmalardan hangisinin gerçekleştirilmesi beklenemez. Selçuklu sultanları güçlü bir devlet teşkilatı ve ordu için ülkedeki maddi refahı arttırmak gerektiğini biliyorlardı. Hemen şıklarımıza bakalım. Tarımı geliştirmek üzere Horasan ve Irak'ta sulama kanalları açılması. Arkadaşlar tarım gelişirse ne olur tabii ki maddi olarak para gelir değil mi? Doğru. Nizam-ı Mülk'ün önderliğinde Nizamiye medreselerinin kurulması. Arkadaşlar bu eğitim alanında yapılan bir yenilik. Eğitim ve ekonomiyi bağdaştırmak oldukça güç. Bu sebeple buna ulaşamıyoruz. Çiftçilere tohum ve çift hayvanı verilerek üretime teşvik edilmesi. Bakın arkadaşlar bu da maddi olarak katkı sağlayacak bir durum. Yollarda güvenliğin sağlanıp posta teşkilatı kurulması. Arkadaşlar eğer güvenlik sağlanırsa ticaret artar. Posta teşkilatı olursa da haberleşme artacağından yine maddi olarak artış olacaktır. Kervansaray inşa ettirilerek ticaretin canı tutulmaya çalışılması. Arkadaşlar zaten direkt ticaret diyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Namık Kemal'in ifadesi Türklerin alanlarından hangilerinde gelişme gösterdiklerinin kanıtıdır. Türkler o millet değil midir ki medreselerinde Farabiler, i̇bn Sinalar, Gazaliler, Zemahşeriler tevsi marifet eylemiştir. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Farabi, Farabi hem tıp alanında hem felsefe alanında çalışmaları olan bir filozoftur arkadaşlar. i̇bn Sina zaten tıp alanında arkadaşlar. Gazali ve Zemahşeri ise daha çok tefsir alanında, İslam bilimleri alanında ön plana çıkmış insanlardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Karahanlı Devleti özelliklerinden hangileri ile İslamiyet öncesi Türk Devletlerinden farklılık gösterir? İkili teşkilat ile yönetilmeleri. Arkadaşlar bunu pek çok devlet zaten uyguluyor. O yüzden bu farklı bir özellik değil. Resmi dillerinin Türkçe olması. Evet arkadaşlar bu oldukça farklı bir özellik. Türkçe'ye çok fazla önem veriyorlar. Şerif hukuku uygulamaları zaten arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile karşılaştıracağımız için İslam'ı kabul ettiklerinden dolayı şerif hukuku uyguluyorlar bu da farklı bir özellik. 2 ve 3 arkadaşlar yani D şıkkı doğru cevap olacaktır. Buna göre vergilendirme sisteminde yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türklerdeki vergi sistemi ziraat ve ticaretten alınan vergilere dayanıyordu. Müslümanlardan zekat ve üşür, gayrimüslimlerden ise cizye ve haraç vergisi alınmaktaydı. Vergi sisteminde birlik sağlanamamıştır. Elbette arkadaşlar bakın farklı farklı pek çok vergi varmış. Bu sebeplerle biri ulaşabiliriz. Şer'i uygulamalar ön plana çıkarılmıştır. Bakın Müslümanlardan ayrı, gayrimüslimlerden ayrı vergi alındığına göre şer'i uygulamalar ön plandadır. Toplumsal eşitlik ilkesi göz önünde tutulmuştur. Aksine arkadaşlar insanlar birbirlerinden ayırt edilmişlerdir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Bu teşkilatın aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik çalışmalar yaptığı söylenemez. Selçuklularda fütüvvet adı verilen esnaf teşkilatına Müslüman olmayanlar alınmamış, ayrıca mesleki eğitime önem verilmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. Teşkilatın üye sayısını, üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek. Evet arkadaşlar, aslında bir düzen oluşması için böyle bir teşkilat ortaya çıkıyor. Doğru. Bu soru tespit edilen usta ya da çırağı hapse mahkum etmek. Hayır arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil, esnaflar arasında haksız rekabete engel olmak, evet arkadaşlar aslında ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi, kaliteli mal üretilmesi açısından böyle bir teşkilat ortaya çıkıyor. Doğru. Esnaf ve devlet ilişkilerini düzenlemek, tabii ki arkadaşlar böyle bir teşkilatla devlet ilişkileri ve esnaf ilişkileri düzenlenir. Kendilerine bağlı üyelerine kredi sağlamak, arkadaşlar birbirlerine aslında destek olmak amacıyla böyle bir teşkilat kuruyorlar. Bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak. Türk İslam devletlerinden Karahanlıların Türkçe, Büyük Selçukluların Farsça'yı resmi dili ilan etmelerinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir dinsel inançları. Arkadaşlar ikisinde dinsel inancı aynı. İkisi de Türk İslam devleti. Bu yüzden bundan bahsedemeyiz. Etnik yapıları. Arkadaşlar aslında bunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Karahanlılardaki etnik yapıyla Selçuklular arasındaki etnik yapı birbirinden farklı. Çünkü ikisi de farklı coğrafyalarda. Bu yüzden ikiye ulaşabiliyoruz. Kuruldukları bölgenin özellikleri. Karahanlar Orta Asya'da arkadaşlar, Büyük Selçuklar ise İran'da. Bu yüzden tabii ki bölgenin özellikleri de etkili olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır.